Çin komünist rejimi 2020 yılına kadar Doğu Türkistan'da yeniden 10 Konfüçyüs Enstitüsü inşa ederek bölgedeki toplam Konfüçyüs Enstitüsü sayısının 20'ye ulaştırmayı ve Doğu Türkistan'ın Çin kültürünün Orta Asya'ya tanıtılması için bir üs haline getirmeyi planlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Doğu Türkistan Enformasyon Başkanı Karakaş, Doğu Türkistan'da zorla Çinileştirme politikası yürütmekte olan işgalci Çin yönetimi, Konfüçyüs Enstitüsü sayısını artırarak kültür asimilasyonunu hızlandırıyor. Aynı zamanda Çin kültürel sızma yoluyla komşu ülkeler üzerindeki etkisini geliştirmeye çalışıyor dedi. Çin yönetiminden Uygur Türklerine casus yazılımlı takip. Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da Uygur Türklerinin cep telefonlarına spyware olarak bilinen ve kullanıcıların bilgisi dışında kişisel bilgileri toplayan casus yazılımı yüklemeye zorladığı bildirildi. 250 Kazak Çin'e iade edilmeye hazırlanıyor. Kazakistan'ın Jambıl eyaletinde ellerinde sahte yeşil kart bulunan 250 Çin uyruklu Kazak Türkü'nün Çin'e iade edilmeye hazırlandığı bildirildi. Ancak onlar Çin'e geri gönderildiklerinde hapse atılmaktan endişe ediyorlar. Rusya ve Çin'den Baltık'ta ortak tatbikat. Rusya ve Çin donanmalarının Deniz İşbirliği 2017 adlı ortak tatbikatı, Rus-Baltık filosunun Baltık Deniz üssünde başladı. Nazarbayev, Kore'nin eski cumhurbaşkanı ile görüştü. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Kore Cumhuriyeti'nin eski cumhurbaşkanı Lee Menbak'ı karşıladı. Taraflar, Kazak-Kore ilişkilerini genişletmek gerektiğini vurgulayarak daha da geliştirilmesi konularını masaya yatırdılar. Avrupa Birliği, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kutsallığına karşı saygı göstermesini gerektiğini belirterek, İsrail'e bölgede herkesin güvenliğini sağlamak için çözüm arayışına girmesi çağrısında bulundu. ABD'den Kuzey Kore'ye seyahat yasağı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'ye gidecek vatandaşlarına seyahat yasağı getirildiğini açıkladı.